Kesinlikle. Ve ardından da sizlere küçük bir ikramımız olacak. Hem gelen zamanda küratörle konuşma zamanı da bulabilirsiniz. Tek ricam sizden, biraz önce de söylediğim gibi, eğer hala otobüslerde konuşuyorsanız, lütfen diğer ziyaretçilerimizin bilgiye bırakalım. Bir de telefonlarınızı, cep telefonlarınızı kapatabilirsek çok çok sevinirim. Montiago'nun bu öğlen bize yapacağı konuşmanın başlığı Salvador Dali'nin yaşamı ve eserleri. Montiago'nun bizim sergimizin küratörü olmasının dışında ve ondan önce aslında eserlerimizin geldiği tiyatro müzesinin Dali çalışmaları enstitüsünün yöneticisi ve daha önce yapılmış bütün Dali ile ilgili tiyatro müzesinden çıkan sergilerinde küratörü aynı zamanda. Şimdi kendisini sahneye davet ediyorum. Sizlere de iyi dinletiler diliyorum. Good afternoon. Buenas tardes. Lamento no poder dar esta conferencia en turco. Me hubiera gustado muchísimo, pero no puedo hablar su lengua. Pero sí que tengo que decir que llevo unos días aquí y es un país al que se llega a querer muchísimo. Öncelikle konferansı Türkçe veremediğim için herkesten çok özür diliyorum. Çünkü dilinize hakim değilim. İngilizce'yi de tercih etmiyorum. İspanyolcadan Türkçe'ye ve tercümanı dinleyeceğiz hep birlikte. Özellikle Sabancı Müzesi'ne, sizlere ve Salvador Dali'nin sergisini Türkiye'de İstanbul gibi bir şehirde açma imkanını sunan tüm kişilere çok teşekkür ediyoruz. Me gustaría, mi intención es dar una visión general de la vida y la obra de Dalí. Konferanstaki amacımız Salvador Dalí'nin genel olarak bir özetle yaşamına, eserlerine bir göz atıp daha sonra sizin de sorularınızla bu konuya biraz daha açıklık getirmek olacak. Es un artista que se adelanta su tiempo. Salvador Dalí, artista que es clásico y moderno a la vez. Zamanla gelişen, hem klasik hem de modern sanatlardan etkilenen, para artistas del mundo contemporáneo, önemli bir yaratıcı, Pedro Dahi'dir. O es ahora mismo Jeff Koons. Jeff Koons ve Andy Warhol sanatçılardan etkilenmesini zamanla sürdürmüştür. Y muere en el año 1989. Como ciertos acontecimientos del siglo XX marcan su obra. Yo creo que el siglo XX no puede entenderse sin Dalí y Dalí no puede entenderse sin el siglo XX. Otro aspecto también que me gustaría destacar es que Dalí, desde muy joven, aparte de crear una obra y un mundo propio al que nosotros como espectadores deberemos integrarnos, Dalí, en Dalí, obra y personaje se confunden. Dalí, için, Dalí es uno de los primeros artistas que construye conscientemente y deliberadamente su imagen y proyecta la imagen que él quiere proyectar. Dalí nos prepara varias trampas y nosotros, como espectadores y conocedores de su obra, debemos intentar interpretar estas trampas. Que detrás de una imagen que a veces es fácil por el propio impulso que le ha dado Dalí o por su propia imagen de marca, de vender una imagen de sí mismo, bazen sanatın eserlerini anlamak kolay olsa da bazen ne kadar karmaşık bir kişi olduğu gözlerimizin önüne serilmektedir. El 2004 fue el centenario del año Dalí y creo que hemos vuelto a situar a Dalí
en un contexto objetivo para tratar de entender su obra. Simplemente konferansımızı verdiğimiz süre içerisinde objetivo. Salvador Dalí'nin mümkün olduğunca objektif açıdan yaklaşmaya çalışacağım. Que Dalí siente una gran admiración por los artistas del Renacimiento. Por Rafael, Miguel Ángel. Ayrıca Rafael, Miguel Ángel gibi ön söz dönemi sanatçılarından çok önemli bir sanatçı olduğunu söylemek isterim. Rönesans döneminin bitiminde ortaya çıkan en önemli dahilerden biridir. Bir ilustrator, bir ressam, bir yazar olarak como diseñador de joyas, como tasarımcı olarak, ayrıca sinema yönetmeni olarak ve filmlerde senarist olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. No solamente la pintura, una única pintura. Yani sadece resim alanında değil, çok yönlü Dalí domina mucho la técnica de los grandes pintores. Y es un artista en este sentido, como ya he comentado, clásico y moderno al mismo tiempo. Daha önce de söylediğim gibi klasik ve aynı zamanda modern bir sanatçıdır. Es una persona también me gustaría destacar muy culta, ya de muy joven, es un lector voraz y esto se transmite en su obra, tanto en la pictórica como en la literaria. Gençliğinden, hatta çocukluğundan beri que su autobiografía doğumsuz bir okur olarak büyük bir kültürden gelmektedir. Leerla, en la exposición pueden ver las ilustraciones para ayrıca esta zaman obra. Podemos ver yazara dönüşür. Toda esta gran cultura como nos la transmite Dalí y como nos da Dalí'nin su visión sahip olduğu bu büyük kültürel gelişmeyi ayrıca sergimizdeki eserlerinde görebilmektesiniz. El 11 de mayo de 1904 en la ciudad de Figueras. Luego la veremos situada en el mapa. Es una ciudad pequeña. Daha sonra da size göstereceğim haritada göreceğiniz gibi Dalí İspanya'nın küçük bir kasabası olan Figueras kentinde 11 Mayıs 1904 yılında dünyaya gelmiştir. Babası sert, başarılı ve otoriter karakterli bir noter olup her zaman oğlunun sanata olan eğilimini yüreklendirmiştir. Justo 10 meses antes había muerto su hermano, un hermano que tenía apenas 3 años y que también se llamaba Salvador. Dalí doğmadan birkaç yıl önce erkek kardeşi hayatını kaybetmiştir. Öldüğünde 3 yaşından erkek kardeşinin ölümünden sonra ailesi durumdan etkilenmiş olup ardından hemen tüm çocukları Salvador Dalí dünyaya gelmiştir. Pero al mismo tiempo para Dalí supone un reto. Porque según él, Salvador, su nombre, es quien está destinado a salvar el mundo de la cultura moderna. Aslında ondan önce ölen erkek kardeşi olan Salvador ismi konudur. Bu nedenle hayatı boyunca Salvador Dalí ölen abisinin izlerini taşıyacaktır ve ondan daha iyi olduğunu kanıtlamak için ailesine elinden geleni yapacaktır. En Figueras tiene un profesor de grabado. Era una persona muy buena, española, que venía de Roma, Juan Núñez Fernández, que le enseña las técnicas del grabado, del dibujo, del claroscuro. Salvador Dalí eğitime başladığı yıllarda babasının da teşvikiyle Figueras'taki técnicas que Dalí okullarda eğitimi devam ettirmiştir. Otra influencia muy importante özellikle Figueras'ta eğitim aldığı llamado Ramón okulda bulunan Juan Núñez Fernández isimli ressam ve gravür sayesinde sanat alanında büyük gelişmeler göstermiştir. Ve bu alanda zaten daha sonra mükemmelliğe ulaşacaktır. Ramón Pichot es miembro de una familia de artistas e intelectuales. Dalí'yi etkileyen bir başka isim ise tümüyle sanatçı ve intelektüel bir ailenin üyesi olan Ramón Picot olmuştur. Pero nos interesa aquí porque es la persona, es el artista quien le hace descubrir el impresionismo, el movimiento impresionista y también determina su vocación de pintor. Dalí, Ramón Picot sayesinde ressamlığına başladığı dönemlerde empresyonizmin yani dilimizde izlenimcilik olarak da anılan sanat akımlarını keşfeder. Tenemos una muestra de esta etapa impresionista en este óleo. Dalí tiene apenas 14 años. Es un paisaje de Cadaqués
y los referentes en el primer en la primera etapa de su vida son la familia, él mismo, por tanto los autorretratos y su paisaje. Dan'ın ailesi onun için inanılmaz önem taşıyan Kadeges'te yani yaşadığı yerde yerdeki manzaralar olmaktadır. Bu resmi daha henüz 14 yaşındayken çizmiştir. Dalí en eso en esta primera etapa de los 14 a los 18 años es conocido como un pintor romántico, impresionista, muy centrado en el paisaje. En esta obra Dalí bir resim olarak ilk aşamada iyi bir doğa ressamı olarak görmek mümkündür. Özellikle yaşadığı Figueres ve Cadagués'teki inanılmaz doğal manzaralar Dalí'yi derinden etkilemiştir. Dalí tiene 17 años, es una obra con influencias de la pintura costumbrista catalana que se hace aquellos momentos. Gördüğünüz eserde Dalí'nin özellikle Katalan, Katalonya yani yaşadığı yerde İspanya'nın bir bölgesi Katalonya, buradan ve buranın geleneklerine etkilenerek çizdiği bir resmi görmekteyiz. Pero también de las escenas de paisajes y personajes de la pintura francesa. Ayrıca Fransız resim sanatından da etkileri bu resimde göstermektedir. Vemos ya que aparece alguna de su iconografía como los cipreses y el globo aerostático que significa aquí en esta obra la modernidad. Dalí apunta hacia lo moderno, hacia el más allá. Ve bu resimle bizim karşımıza daha modern çizimlerle çıktığını göstermektedir. Zamanın gelişimiyle birlikte ilerlemiş klasik çizimlerden modern çizimlere bir geçiş göstermiştir. Tenemos otro ejemplo de costumbrismo catalán también mezclado con influencias francesas y es un estudio de las ferias populares que se celebran en Figueras con escenas de circo, con la aparición de gitanos, Dalí sentía adoración por el mundo gitano y con distintos personajes. Şimdiki resimde yine yaşadığı bir yerde yapılan kutsal haç partileri veya kurulan bazı pazarlarla ilgili şehirle alakalı çizdiği resmi görüyoruz. Yine bu resimde Fransa'dan etkilendiği resim sanatıyla ve içinde bulunduğu izlenimcilikten bize yansımalar göstermektedir. Nos estamos ya acercándonos al año 22, que es cuando Dalí va a Madrid. Ya ha expuesto alguna obra en Barcelona y en Madrid va a estudiar a la Academia de Bellas Artes y ingresa en la famosa Residencia de Estudiantes. 1922'de Madrid'e döndüğünde Barcelona'da Galeri Dalmau'da eleştirmenler tarafından şaşkınlıkla karşılanan ciddi bir başarı elde etmiştir bile Dalí. Ve burada Sanat Akademisi'nde, Madrid'deki Sanat Akademisi'nde eğitimini almaya devam eder. Burada oldukça ünlü olan bir öğrenci yurdunda kalmaktadır. En la residencia de estudiantes conoce al famoso poeta español Federico García Lorca y también al cineasta Luis Buñuel. Y es un periodo que va a marcar profundamente la obra y el pensamiento de Dalí. Burası, kaldığı yurt, ileride çok değerli bir dostluğa sahip olacağı sinema yönetmeni Luis Buñuel ve şair dostu Federico García Lorca ile tanışacağı yerdir. Bu iki isim ileride onun sanatsal alanda büyük etkiler hissedeceği kişiler olacaktır. Son unos años que veremos cómo Dalí mezcla la tradición con la obra más innovadora, porque un tío, un hermano de su madre, tenía una librería muy importante en Barcelona y Dalí recibía todas las revistas prestigiosas del momento, como Valor y Plastici, Le Nouveau Esprit. Bu dönemde Dalí okumaya çok daha hevesli bir hal alır ve eğitim aldığı süre boyunca özellikle 1916 ile 24 yılları arasında aile ve manzara temaları yer alır. Amcası Anselm tarafından elde ettiği birçok dergi, bunların arasında Valor y Plastici gibi dergiler de bulunmaktadır. Dalí'nin sanatsal alandaki gelişimine büyük bir
situar el paisaje daliniano que como ya hemos dicho es tan importante. Aquí vemos figueras por Ligat y más adelante hablaremos de Púbol también. Şu an gördüğümüz harita Dalí'nin hayatını geçirdiği özellikle memleketi olan Figueres, Cadaqués ve Púbol'dan bahsetmektedir. Bu üç şehir Dalí için büyük anlam taşımaktadır. Vemos un retrato impresionista de su padre, la figura poderosa del padre, con la casa de vacaciones donde Dalí pinta los veranos en Cadaqués. Para él es muy importante, en sus diarios de juventud, habla mucho de Cadaqués. Para él Cadaqués es la luz, es el Mediterráneo, es la diversión. Burada Dalí'nin yaptığı babasının portresi isimli resmi görmekteyiz. Dalí bu dönemlerde yaşadığı yer olan Cadaqués'in özellikle yaz aylarını geçirdiği Cadaqués'e ait izlenimleri bize sunmaktadır. Burada aynı zamanda kız kardeşinin bir diğer portrelerinde kız kardeşinin portrelerini de karakalem çizimlerine kullanmıştır. Pardon. Vemos otro ejemplo de autorretrato con cuello rafaelesco. Él siente gran admiración por el pintor renacentista Rafael y vemos en primer término al pintor ya en una actitud extravagante, ya está construyendo su leyenda y al fondo vemos todo su paisaje de Cadaqués con la iglesia que culmina toda esta área. Burada Dalí'nin Rafael boynuyla ifade ettiği kendi portresini görmekteyiz. Yine arkada daha önce çizimlerinde kullandığı Cadaqués şehrine ait manzaraları ve ayrıca Cadaqués'te bulunan bir kiliseyi resmetmiştir. El retrato de mi hermana del año 25. Aquí Dalí está ya cultivando otros estilos como el cubismo o la nueva objetividad. Şimdiki resmi Dalí'nin kız kardeşinin portresi isimli 1925 tarihli eseridir. Burada artık Dalí yeni bir yaklaşıma doğru geçiş göstermektedir. Özellikle kübist yansımalar kullanmıştır. Vemos de nuevo otro retrato de su padre, en otro estilo, con un buen estudio de ropajes. Él había tenido muy buenos profesores de ropajes y lo vamos a ver a lo largo de su obra. Şimdiki resmi babasının bir başka resmidir. Burada yine bambaşka teknikler denemiştir Dalí. Bir önceki babamın portresinden oldukça farklı olan bu tekniklerde eğitim aldığı okullardaki öğretmenlerinden öğrendiği çizimleri kullanmıştır. Es un buen ejemplo de retrato mezcla de tradición y modernidad. Geleneksel ve modernizm gibi sanat akımlarının bir arada kullanıldığı önemli eserlerinden biridir. Aquí podemos ver al Dalí dibujante, muy presente también en la exposición. Dalí dibujante que pinta al padre y la hermana. Seguimos en el contexto del paisaje y la familia. Dalí, diğer resimlerinde yine ailesine ait, kız kardeşine, babasına ve manzaralara ait çizimleriyle görmeye bir süre daha devam etmekteyiz. Ya en la línea más de la modernidad tenemos esta composición cubista, retrato de Federico García Lorca, donde Dalí ya va hacia las últimas tendencias. En yenilikçi eserinde ise kübist bir yaklaşım kullandığı Federico García Lorca'nın kübist portresinde ortaya çıkarmaktadır Dalí. Artık yeni yeni akımlara doğru yol almaya başlamıştır. Otro ejemplo es esta naturaleza muerta, también de su época madrileña, y que él regala al poeta Federico García Lorca, donde podemos ver influencias cubistas, pero también de los metafísicos italianos de Valori Plastici. Kübist bir anlatıma sahip olan eserlerinde arkadaşları Lorca'yı itinalı bir şekilde resmeder Dalí. Bunun dışında Ölü Doğa adlı isimli tablolarında yine kübist çalışmaları bizim karşımıza sunmaktadır. Ayrıca Valori Plastici isimli dergi Dalí'ye İtalya'da ortaya çıkan yeni tarzları tanınmasını sağlar. Bunun dışında yine İtalya'daki metafizikçilerin eserleri de Dalí'nin eserleriyle birlikte sergilenmeye devam etmektedir bu dönemlerde.
Tampoco debemos olvidar ningún nombre como Morandi o Carrà. Todos estos nombres están muy presentes en la producción de Dalí de estos momentos. Morandi gibi sanatçıların isimlerini de unutmamamız gerekmektedir. Çünkü bütün bu sanatçılar Dalí'nin sanatsal gelişiminde onun yoluna devam etmesini sağlayan isimler olmuştur. Podemos observar ahora una serie de naturalezas muertas que pinta y presenta en una exposición colectiva, su primera exposición colectiva en Madrid. Madrid'de açtığı ilk kolektif sergisinde izleyicilerine sunduğu, ziyaretçilere sunduğu bir dizi ölü doğa resmiyle Dalí karşımıza çıkmaktadır. Gördüğünüz resimler de bu resimlerin bir serisi. Vemos los diferentes estilos de Dalí. Nos estamos moviendo en el margen de los años 23 a 26-27. 1923, 1924 ve 25-27 yılları arasında Dalí'nin yaptığı farklı tarzdaki eserleri sizlere göstermek istedim. El año 26 es un año importante porque Dalí viaja a París y conoce a Picasso. 1926 yılı Dalí için önemli bir yıl olmuştur çünkü 26 yılında Dalí Paris'e gitmeye karar verir ve burada Picasso ile tanışır. Dalí estará muy influenciado durante una época por la obra de Picasso y podemos destacar que empieza a tratar de diferente forma el espacio, hay un reblandecimiento de las formas geométricas y aparecen también los colores intensos y planos de Picasso. Picasso ile tanıştığı Paris'ten sonra Dalí büyük bir referans olarak kabul ettiği kişiyle yoluna devam eder. Mekanların yeni biçimleri, geometrik şekillerdeki yumuşaklık, renklerin yoğunluğunun artık resimlerde kullanılışı ve Picasso tarzı 26 yılına ait eserlerinde karşımıza çıkmıştır. Esta obra ha sido este rostro central que es triple ha sido interpretado por algunos historiadores como un homenaje al poeta Federico García Lorca, pero los últimos estudios demuestran que es influencia de la época de las cabezas cortadas de Picasso. Şu an gördüğünüz resim daha önce üç boyutlu bir şekilde arkadaşı Federico García Lorca'ya ait bir çizim olarak nitelendirilmiş olsa da eleştirmenler tarafından daha sonra günümüz eleştirmenleri bunun Dalí'nin Paris'e gittikten sonra Picasso'dan etkilenerek kesik başlar ve parçalanmış geometrik şekiller kullanarak çizdiği bir resim olduğunu savunmuşlardır. También vemos una serie de aparatos que nos acercan hacia la obra surrealista de Dalí. La aparición de estos aparatos que vemos aquí blancos nos van indicando ya que Dalí va encontrando un estilo propio, que es el surrealista. Resimde gördüğümüz beyaz gölgelendirmeler ve garip şekiller Dalí'nin artık kendine ait bir tarz geliştirdiğini bize kanıtlamaktadır. Vemos otra obra que en la que Dalí se va acercando, va rompiendo ya digamos la influencia picasiana y se va acercando hacia la abstracción primero, hacia el surrealismo después. Şimdiki resminde ise Dalí'nin belli bir süre sonra artık Picasso'dan yavaş yavaş uzaklaşıp kendine ait ve hayatı boyunca devam ettireceği sürrealizme yani gerçeküstücülüğe doğru yol aldığını gösteren eserini görüyoruz. Esta obra se titula Composición Surrealista, Carne de Gallina Inaugural y es la obra con que se presenta a los surrealistas y André Breton, el jefe del movimiento, le acepta encantado de que entre a participar en este movimiento. Surrealist bir kompozisyon olarak karşımıza çıkan bu resimde daha sonra sürrealistlerin başı André Breton bunu tarihin büyük bir başarısı olarak nitelendirilmiştir. Vemos ya de nuevo las formas blandas, las venas, las arterias, los cuerpos amputados, la especial composición del espacio, todo ello nos lleva ya directamente hacia el surrealismo de Dalí. Resimlerinde artık kesik eller ve başlar, kesik vücutlar, damarlar,
Garip cisimlerden çıkan çekmeceler, balıklar, paramparça figürler, kokuşmuş eşekler ve dağınık şekillerle bütünleşen hayvan figürleri gibi, yani eşi benzeri görülmeyen bir üslup kullanma yöntemini ve buna ait çabalarının ilk izlenimlerini bize sunmuştur. Vimos todo los cuerpos troceados, los asnos podridos, siguen presentes en su obra, vimos. Şimdi resimlerinde zaten yine bu paramparça vücutları ve kokuşmuş cisimleri veya yumuşamış şekilleri görmeye devam edeceğiz. Es un desastre. No puedo hacerlo. Bir saniye yapamıyoruz. Bueno, diles que vemos una retrospectiva al revés. Tekrar bazı çalışmaları göreceğim. Şimdi resimleri ayarlamaya çalışıyorum. Sizden özür diliyoruz. Seguimos en la estética surrealista. Yo ahora quizá más que seguir con, voy a seguir con la trayectoria de Dalí para a través de sus obras, porque quizás si no creo que me alargaré demasiado. Şimdi Dalí'nin biraz daha özetle estetik alanda gerçeküstü eserlerden nasıl etkilendiğini ve sürrealizme ait eserleri nasıl sunduğunu size göstermek istiyorum. Ayrıntılara çok fazla girmemeye çalışacağım. Zamanı korumak açısından. La aparición de la cabeza del león, que en Dalí simboliza el deseo, la posesión sexual. Vemos también un rostro blando y en la zona azul, que es ya una introducción hacia su obra El gran masturbador. Vemos multitud de imágenes, un mundo onírico que ya nos está invitando al mundo de los sueños, a entrar en otros principios formales. Şu an görmüş olduğunuz eserde Dalí hayal gücünün uç noktalarına ulaşmıştır. Gördüğünüz gökyüzünde, mavi gökyüzünde yumuşak cisimler bulunmaktadır ve bu resimde kullanıldığı kesik baş daha sonra önemli eseri büyük mastürbasyoncunun başı olacaktır. El año 29 es el año en que conoce a Gala, muy importante, será su musa, su esposa, su inspiración. 1929 yılı sanatçının yaşamında önemli bir yıl olur. Çünkü bu yıl hayatının aşkı, ilham perisi Gala ile tanıştığı yıldır. Dalí için Gala hayatının vazgeçilmezi ve tek aşkı olacaktır. Y también el que trabaja con Luis Buñuel y crea la película Enchantalo. Ayrıca aynı yıl sanatçının yaşamında çok iyi iki dostundan biri olan Luis Buñuel ile Bir Endülüs Köpeği isimli ilk filminin yapımını tamamlayıp sahnelemişlerdir. Aquí vemos otro ejemplo de este año 29, la acomodación de los deseos con la figura del león que va desapareciendo. Ya digo, nos estamos moviendo en estos mundos oníricos con mucha influencia del psicoanálisis de Freud y la referencia a los deseos reprimidos, al sexo, a las pulsiones.
Resimlerinde ve özellikle gördüğünüz resimde yine görünmezliğe doğru giden kaybolan birkaç cismi da resmetmeye çalışmıştır. Bu şekiller ve kullandığı imgeler ile Dali aslında sürrealistlik ile birlikte erotik bir izlenimcilik bize sunmaktadır. Burada tabii bu erotik kullanımlarla birlikte Freud'tan ne kadar çok etkilendiğini de bizlere göstermektedir. Él, después de haber expuesto en París, ya se siente un pintor internacional, tiene ganas de presentarse en Nueva York y lo hará con esta obra que es ya iconográfica en la obra de Dalí, La persistencia de la memoria. Dalí, daha sonraki yıllarda kendi uluslararası alana açma konusunda büyük bir istek duyar ve bunu da New York'taki açtığı sergilerde gösterir. Bu sergilere başlıca eseri olan ve bizim de çok iyi bildiğimiz Berlin Azmi eseriyle bir giriş yapmıştır. Una representación del fluir del tiempo de la teoría de la relatividad de Einstein y todo reflejado y enmarcado en su paisaje siempre omnipresente de Cadaqués. Karakes manzarasında resmettiği yumuşamış ve güneşin altında eriyen saatler aslında zamanın akıp gitmesini göstermektedir. Bazı eleştirmenler tarafından Einstein'ın teorilerinden uyarlandığı söylenmiştir. Vemos aquí figura hidrapeada en un paisaje. Dalí sigue en esta estética surrealista de los paisajes desolados, el paisaje al fondo. Aquí juega con la idea de la sábana, la idea de espectro, de fantasma, tan importante en el surrealismo. No sabemos exactamente qué está sucediendo, no sabemos qué hay detrás de la sábana. Dalí nos está provocando y quiere que nosotros, con nuestro background, acabemos esta obra, le demos el significado. Eserlerinde belki de bizim bile anlayamayacağımız Dalí'nin hayal gücünden ve bizim sadece fantezilerimizi gün ışığına çıkartacak olan ve kendi hayal gücümüz ile birleştirebileceğimiz imgeler kullanmıştır. Burada kullandığı gökyüzü veya arka fonlarda resmettiği şekiller gerçekçilikten oldukça uzak olup hayal gücümüze oldukça yaklaşmaktadır. Tenemos aquí una muestra para ver que Dalí sigue de vez en cuando retornando a los clásicos, el Caballero de la Muerte, que es una referencia a toda la pintura clásica española, barroca sobre todo, en que hay muchas referencias a la idea de la muerte. Aquí la muerte, no sé si podemos verla bien, está a la derecha, es una mujer que se mira en el espejo, y está anunciando la llegada de la muerte. Bu resimde bilmiyorum ne kadar net gözüküyor ama sağ tarafta bir bayan aynaya bakıyor ve kendi yansımasını görüyor. Aslında Dali'nin söylediğine göre bu yine kendi hayal gücünden, fantezilerinden ortaya çıkan ve Dali için bize sunmak istediği ölümün yaklaştığına dair ve aynada kendi ölümünü gördüğüne dair resmettiği bir tablodur. Estamos ya en Estados Unidos, Dalí va a Estados Unidos y reside en Nueva York del 40 al 48 y allí se desarrolla todo su gran potencial de creador polifacético. Şimdi artık Dalí Amerika'ya doğru yol almıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'ya yerleşmiş ve 8 yıl boyunca sanatında önemli bir yer tutan New York'ta hayatını devam ettirmiştir. Yayınladığı bir gazeteden bir parça görüyoruz. Dalí News olarak isimlendirdiği gazetede Dalí her şeyi kendisi resmetmiş ve dizaynlamıştır. Aquí lo vemos en el mundo de la publicidad, que también trabaja en Estados Unidos. Ayrıca Amerika'da çalıştığı insanları da Dalí'nin yanında görmekteyiz. De nuevo su colaboración interviene en la portada de la revista y la transforma, crea una doble imagen, podemos ver un rostro. Çift imgelere doğru yollanan Dalí yine kendi gazetesinde ve yayınladığı eserlerde bunları gözlerimizin önüne sermiştir. Dalí como escenógrafo. Senarist olarak. Un ejemplo de doble imagen es importante en la época surrealista la creación de las dobles imágenes. Dalí dice, debemos ir mucho más allá de lo que vemos a simple vista. Un cuadro tiene muchas lecturas.
çift imgelere doğru geçen Dali her zaman çok daha ilerisini görmemiz gerektiğini bazı söylevlerinde kendi cümleleriyle ifade etmiştir. Hay siempre una realidad oculta que sugiere analogías con lo desconocido y el subconsciente. Onun için her zaman bilinmeyen bir şey vardır ve bu bizim sadece kendi beynimizde gerçeklikler ile kopmadan hayal gücümüzde birleştirmemiz gereken imgeler olduğunu söylemiştir. En esta imagen vemos una referencia al clásico Vermeer, una mujer que está leyendo una carta y al mismo tiempo todo el óleo es el perfil de Velázquez, otro gran pintor español y referente suyo. Bu eserinde iki tane İspanyol önemli sanatçının çizimleriyle karşımıza çıkmaktadır. Burada güzel bir bayanın resmini görmekteyiz. Ayrıca arkadaşı ve sanatçıların çizimlerini de burada bir arada kullanmaktadır. Aquí tenemos otro ejemplo de doble imagen, el busto de Voltaire que está en el centro y está formado por dos mujeres. Si cerramos un poco nuestros ojos veremos la figura de Voltaire en este paisaje totalmente surrealista. Burada Voltaire'e ait bir çizimi görüyoruz. Aslında burada Voltaire'in portresini yaptığı ne kadar çok düşünülse de bir çift kadını bir arada kullandığı gerçeküstü bir eser ortaya çıkarmıştır Dali. Vemos que Dalí también aquí potencia totalmente lo que es la idea de cultura de masas, incluso crea una línea de vestuario para automóviles. Ayrıca giydirilmiş kıyafetler, kıyafetlerin bulunduğu arabaları da resmetmeye devam etmiştir Dalí. Otro ejemplo claro es Poesía de América, donde podemos ver una botella de Coca-Cola mucho antes de que la pintara Andy Warhol y la composición del cuadro es una referencia clásica al pintor Rafael. Vemos la conjunción del Renacimiento italiano con la era del consumismo que representa la Coca-Cola. Amerika'nın şiiri isimli eserinde bir Coca-Cola şişesi bizim karşımıza çıkmaktadır. Coca-Cola şişesi ile tüketici bir topluma ait izlenimleri bizim karşımıza sunmak istemiştir Dalí. Dalí también es un gran ilustrador de obras literarias universales, de Cervantes, de Cellini, de Montaigne. Aquí veremos ejemplos de acuarelas que hizo para ilustrar el Quijote. Dalí aynı zamanda Voltaire gibi ve diğer sanatçılardan etkilenmiş bir yazar olarak da görmekteyiz. Zaten eserlerinde bizim karşımıza çıkmıştır bu şekilde. Gördüğünüz slaytlarda Dalí'nin kullandığı bazı imgeleri ve yansımaları size göstermeye devam ediyorum. Otra época muy bien representada en la exposición es la etapa mística nuclear. Dalí, ya he comentado, es un creador ligado a su tiempo. La explosión de la bomba atómica le afecta y a partir de ahí vimos la desintegración de la materia. Vimos cómo se desintegra la granada, cómo nada toca el suelo, cómo todo está flotando. Y la representación de la fusión del átomo. Dalí daha sonra Hiroşima'da patlayan atom bombasına oldukça etkilenmiştir ve eserlerinde artık çift imgelerle birlikte farklı boyutlara bir geçiş gösterir. Buradaki eserinde zaten gökyüzünde uçuşan bazı cisimleri görüyoruz. Bu Dalí'nin bilimden ve bilimsel çalışmalardan etkilenmeye başlamasının bir dönemi olarak kabul edilebilir. Ayrıca Don Quixote'un illüstrasyonlarını da imgelerle bizim karşımıza sunar Dalí. Vemos otro ejemplo de desintegración de la materia, aquí representado por el cuerno del rinoceronte, que para Dalí tiene dos significados, tiene muchos significados, pero uno sería un motivo, digamos, erótico, y el segundo, porque él decía que era una curva logarítmica perfecta, el cuerno del rinoceronte, y en el centro Santa Cecilia. Şimdiki resimde merkezde Kutsal Cecilia
resmet, kutsal sesi de resmetmeye çalışmıştır. Yine burada aslında Dali erotik imgelerden ne kadar çok etkilendiğini bizim karşımıza sunmaktadır. Ayrıca kullandığı renkler de sanat akımlarından nasıl da etkilendiğini yine bizim gözlerimizin önüne sunmaktadır. Dali zaman içinde gelişmesine devam etmiştir. Bunu da yaptığı resimlerle ve şu an gösterdiğimiz slaytlarla açık bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Ama artık Dali'nin gerçek hedefi surrealizmdir. Esta obra y la anterior son muestras del retorno al clasicismo en la época americana de Dalí y de obras de gran simbología religiosa. El Cristo con gala y la Madonna de Portlligat, que también es gala, su musa, su única modelo, su representante del eterno femenino. Daha önce geçen bazı resimlerde ve şimdiki resimde Dali dini konulardan ne kadar çok etkilendiğini bizim de anlamamızı istemiştir. Kullandığı resimlerdeki bazı imgeler aslında İsa'yı ifade eder. Aynı zamanda Gala'yı da resmettiği bu çizimlerde hayatının aşkını ve ilham perisini yine dinsel konularda iç içe bizim karşımıza sunmaya çalışmıştır Dali. La Madonna, con el paisaje de Cadaqués de nuevo y toda una simbología de la tradición renacentista italiana también. Ayrıca İtalyan tarzıyla süslenen Rönesans dönemine ait sanatçılardan yine Madonna tarzını da resimlerinde kullanmaktadır. Vemos otro ejemplo de pintura clásica, en este caso historicista. Şimdi ise biraz daha klasik, yani tarihe gerilere doğru gidecek olursak klasik tarza yönelmiş bazı eserlerini görmekteyiz. La interpretación de la última cena de Salvador Dalí, una obra iconográfica de gran potencia, donde trabaja mucho el sentido de perspectiva y luz. Işıklardan ve perspektiften büyük ölçüde faydalandığı Dalí'nin Son Yemek isimli eserini görüyoruz şimdi de. Burada Dali'nin ikonografisi hakkında ciddi izlenimler görebiliriz. Si pudiéramos contemplarla, veríamos la técnica de Dalí, por ejemplo, el vaso de vino, cómo se refleja en la mesa y con qué detallismo y con gran conocimiento de la técnica, cómo es capaz Dalí de pintar los mínimos detalles. Ayrıca burada masanın üzerinde gördüğünüz şarap şişesinin ve kullandığı bazı cisimlerle Dali'nin ne kadar detaycı ve en ufak ayrıntıları bile resmetme yeteneğine sahip olduğunu bizim anlamamızı sağlamıştır dedi. Esto en el año 48 regresa por Ligat. Esta es su casa, nos había mostrado su casa. A partir de ahora él vivirá entre París, por Ligat y Nueva York, pero por Ligat será su lugar de inspiración, reposo y creación. Bu aşamada sizlere Dali'nin Port Ligat bulunan evini göstermek istedim. Dali, Paris ve Figueres gibi veya Londra gibi veya New York gibi birçok şehirde yaşadıktan sonra yılın 6 ayından fazla bir zamanını Port Ligat evinde Gala ile birlikte geçirir. Port Ligat'ın özelliği ise Dali'nin devamlı ikametgahı olma özelliğinde bulunmasıdır. İşte es una imagen de su estudio con luz, con una ventana enfocando hacia la luz del norte como Leonardo. Leonardo'nun tarzında kullandığı pencereden ışıkların yansımalarını resmettiği bir tuvalini görmekteyiz şimdi de. Y ahora en los años 60 y 70, Dalí, siguiendo con su tiempo, se interesa cada vez más por la ciencia y la búsqueda de la tercera y la cuarta dimensión. Quiere ir mucho más allá de las dos dimensiones que representa una tela o una superficie plana. 60'lı ve 70'li yıllarda Dalí artık üç boyutlu imgeleri olan baskın arzularını kapsayan yeni perspektifleri ona sunan bilime ve holografiye olan ilgisini arttırmıştır. Neredeyse tüm üç boyutlu buluşlarla ilişkili yeni bilimsel keşifleri de sunduğu yeni yeni kavramları kullanır ve onlar üzerinde yoğun çalışmalarını sürdürür.
Vimos además cómo Dalí reproduce la estructura del ADN, el ácido desoxirribonucleico, uno de los grandes descubrimientos científicos y que cambiarán toda la evolución de la ciencia. Dalí'nin birçok eserinde örneğin DNA hiperküpü isimli dört boyutlu çalışmasında bu döneme ait ve bilimsel gelişmelere ait imgelerin kullanılışını görebilmekteyiz. Bunları bir bütünlük olarak bir arada düşünmek neredeyse imkansızdır. La ciencia abre a Dalí nuevas perspectivas, nuevas ventanas para ofrecernos otros tipos de realidad. Dalí'nin bilimden etkilenişi yeni bir gerçeklik anlayışı, yani gerçek üstünün gerçekliğe yeniden daha farklı açılardan ve günümüzün şartlarına, daha doğrusu o günün şartlarına uygun bir şekilde birleştirilmesiyle birçok eserin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Hemos visto dos imágenes distintas, también podemos verlo en la exposición. Las dos imágenes se unen en una y nosotros podemos ver el relieve de una obra, la tercera dimensión. Es un procedimiento que se llama estereoscopía y que Dalí, junto con el premio Nobel, Denis Gabor, lo aplica por primera vez a su obra. Salvador Dalí'nin sergisinde bulabileceğiniz ve göreceğiniz bir resmi görmekteyiz şimdi. Burada kullandığı iki farklı imge aslında Dalí'nin iki boyuttan üç boyuta hatta dört boyuta kadar geçişini bize göstermektedir. Buna ayrıca stereoskopi isim verilir. Bu da üç boyutlu çalışmaların iç içe kullanımı anlamına gelmektedir. Este cuadro también es muy, muy conocido, Dalí también utiliza la ciencia y vemos a su a Gala de espaldas que mira hacia el Mediterráneo y al mismo tiempo toda la obra es el retrato del presidente americano Abraham Lincoln. Estamos en el año 76 y Dalí sigue recurriendo a la idea de doble imagen y de participación del espectador que ya había desarrollado en el año 29. Burada Lincoln'un göründüğü bir portresinin göründüğü, Gala'nın ise çıplak bir halde Akdeniz'i seyrettiği bir eser karşımıza çıkıyor. Bu da Dalí'nin 1920'li hatta 29'lu yıllarda oluşturduğu portrelerden ne kadar farklı bir yol izlediğini bize kanıtlıyor. Vemos las obras estereoscópicas que os comentaba. Size anlattığım üç boyutlu çalışmaları görüyoruz bu eserlerinde. Esta es Torre Galatea, la tenemos muy bien representada en la exposición. Es el sitio donde Dalí pasa los últimos cuatro años de su vida. Şu anki resimde yine Salvador Dalí sergisine, Sabancı Müzesi'ndeki sergiye girerken karşınızda olan Galatea Kulesi isimli Salvador Dalí'nin tiyatro ve müzesinde bulunan bir kuleyi sizlere göstermek istedim. Dalí hayatının son dört senesini burada sükunet içinde yaşayarak geçirmiştir. Galatea dedicado a Gala naturalmente y vemos también la cúpula del museo, la famosa cúpula del Museo Dalí de Figueras. Galatea kelimesinin tamamıyla Dalí'nin aşkı Gala'dan esinlenerek verildiğini söylemek isterim ailesi. Yine arka kısımda tiyatro ve müzeye ait vemos ahora imágenes del Teatro Museo Dalí de Figueras, era un edificio que era un teatro y Dalí lo convierte en su museo. Es un concepto de obra de arte total. Dalí trabaja su museo. Este reflejo lo hemos transmitido en la exposición, sobre todo en la sala central. Daha önce farklı bir bina olarak kullanılan bu yapı sonraları 1974'ten sonra Salvador Dalí ve Gala için onun da katılımıyla Dalí Tiyatrosu ve Müzesi olarak insanlara ve dünyaya kapısını açmıştır. Dalí bu eser için neredeyse hayatının son zamanlarına kadar çalışmaya devam etmiştir. Dalí Müzesi'ni ve tiyatrosunu gerçek üstü sanatçılık anlamında en büyük eseri olarak tanımlayabiliriz. Y este es el tercer lugar daliniano por excelencia, es un castillo de Pujol, donde reside justo antes de ir a Torre Galatea. Es un castillo que dedica Gala y donde Gala sobre todo pasa largas temporadas. Şimdi Pujol Kalesi'ni görmektesiniz. Pujol Kalesi Dalí'nin öldüğü Galatea
şatosundan önce zamanını geçirdiği ve tamamıyla galaya hitaben yaptığı ve tasarladığı bir kaledir ve Dali için oldukça önem taşımaktadır. Llegamos ya a los años 80, también muy bien representados en la exposición, donde Dalí retorna a los clásicos, a los pintores clásicos, a los que considera sus maestros. Los había considerado ya en el año 19, cuando había escrito en una revista del instituto artículos sobre Velázquez, Goya, Miguel Ángel. Miguel Ángel, Velázquez ve Goya gibi birçok sanatçıyı dergilerde ve gazetelerde yazdığı ve okuduğu dönemlere geliyor. Şimdi de 1980'li dönemler yine bu sanatçılardan ve farklı sanat akımlarının etkilendiği dönemler olmuştur. En estos momentos Dalí escribe: La mía ya no es una imaginación al servicio del capricho y los sueños, ni del automatismo. Ahora pinto cosas significativas tomadas directamente de mi propia existencia, de mi enfermedad o de mis recuerdos más presentes. 1980'li dönemlerde Dalí bu döneme ait bazı yerlerde şöyle diyecektir. Dalí'nin kendi sözü bu. Benimki geçici arzulara veya hayal gücüne veya otomatizme hizmet eden bir gerçeküstücü dünya değildir. Ben artık sadece kendimle alakalı ve sadece doğrudan bana ait olan anlamlı şeyler resmediyorum ve bu imgeleri kullanıyorum. Bunlar benim saplantılarımdan ve günlük anılarımdan gelmektedir. Este es el último óleo que pinta, está relacionado con un matemático francés, René Thom. Gala había muerto en el año 82 y en el año 83 Dalí abandona para siempre la pintura. 1982 yılında Gala hayatını kaybetmeden önce çizdiği son eserini görmekteyiz. Burada ünlü matematikçi René'den esinlenerek bu resmi çizmiştir. 1982 yılında Galayı kaybettikten sonra ise neredeyse artık resim yapmaya veda etmiştir, bunu bırakmıştır diyebiliriz. Y ahora ya les dedico mis últimas palabras porque me he alargado mucho y me gustaría también que pudieran hacerme algunas preguntas. Kısaca Dalí'nin hayatından ve eserlerinden veya geçirdiği karmaşık dönemlerden bahsettikten sonra daha fazla uzatmadan ve kafaları karıştırmadan konferansıma yavaş yavaş son vermek ve son sözlerimi söylemek istiyorum. Çünkü sizlerden gelecek sorulara da biraz zaman ayırmak istiyorum. Dalí será siempre recordado como uno de los escasos pintores del siglo XX que combina un profundo respeto por la tradición con intensos sentimientos modernos. Umarım Salvador Dalí'nin hayatı ve eserleriyle ilgili sunumumuz 20. yüzyılın dahilerinden biri olan Dalí'yi tanımamızda faydalı olmuştur. 60 yıldan fazla bir süre boyunca Dalí döneminin gelişmelerine her alanda uyumlu olarak çok güçlü bir yaratıcılık sergilemiştir. Miraremos su obra debido a su tan personal y siempre sorprendente imaginación, donde reside su genio. Bu nedenledir ki Dalí'yi ve onun sanatsal evrimini tanımak aynı zamanda 20. yüzyıl tanımak anlamına gelir. Onun şaşırtıcı kişiliğini ve ilginç yaşamını böylece biz de anlayıp sergiyi bu şekilde daha ayrıntılı bir şekilde gezip yorumlar yapabileceğiz. İmaginasyon, provokasyon, subconsciente, sorpresa, enigmatismo, misterio, genio, extravagancia, todo ello debemos tenerlo muy presente al ver la obra de Dalí. Hayal gücü, gerçeküstücülük, düş gücü, erotik izlenimler, şaşırtıcı şekiller, havada uçan cisimler, farklı hayvan figürleri ve Dalí'nin size gösterdiği eserlerindeki her şey Dalí'nin yaşamını bizim daha iyi anlamamızı ve onun ne kadar karmaşık ve aslında çılgın bir karakter olduğunu görmemize faydalı olmuştur umuyorum. Como escribió Luis Buñuel, dijo de Dalí: Mientras que Picasso era pintor y solo un pintor, Dalí fue mucho más allá.
a pesar de su manía por la publicidad, su exhibicionismo y su búsqueda frenética por la frase original o por el gesto, es un genio indiscutible, un incomparable escritor, orador y pensador. Me gustaría acabar con estas palabras de Buñuel. Size Buñuel'in sözleri hakkında söylediği bazı cümlelerle ve yorumlarla veda etmek isterim. Buñuel demiştir ki Dali için Picasso'yu örnek almıştır. İşte şöyle der, Picasso bir ressamdı ama sadece bir ressam. Dali ise ondan çok daha fazlası oldu. O çok yönlü bir karaktere ve bir sanat akımına sahipti. Teşhirciliğe, gösteriş merakına, frenetik arayışlarına rağmen tartışmasız bir deha, eşsiz bir yazar, eşsiz bir düşünür ve belki de bir daha ortaya çıkabilecek en zor konuşmacı kişilerden birisi oldu. Bunu yayınlarında ve katıldığı konferanslarında kullandığı kelimelerle ve yorumlarıyla görmekteyiz. Este ciclo de conferencias nos ayudará a configurar toda la complejidad del artista, porque podría estarme horas y horas hablando de Dalí para llegar a entender un poco todo este imaginario que ha creado, que no, nos provoca de alguna manera, no, nos entusiasma, nos puede desagradar, pero que nunca, nunca nos deja indiferente. Daima yaşadığı dönemde eşine zor rastlanan ressamlardan ve nadir insanlardan biri olan Dali'yi sergi boyunca belki de yaptığımız bu kısa ve özet giriş sayesinde kendi aramızda da tartışarak ve yorumlayarak daha iyi bir şekilde anlama şansı bulabileceğiz. Onun kişisel ve daima dahilerini hissettirdiği şaşırtıcı hayal gücü sizlerle burada zaten ve bunu en iyi şekilde kullanacağımızı düşünüyoruz. Muchísimas gracias y si hay preguntas estaré encantada de responderlas. Farklı kişiliğe ve karmaşık karaktere sahip olan sanatçıyı görmeye geldiğiniz için ve beni dinlemeye zaman ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bitirmedik kız sorusunu. Bitirmedik. Tamamını sorsun, bana biraz zaman ayırsın, ben çevireceğim. ¿Me oyes? Sí, sí, perfecto. Okay. Ella quiere preguntar por qué Dalí siempre se usa como en la obra Galatea, Torre de Galatea, encima está usando un huello, ¿no? ¿Por qué es importante para Dalí tanto? ¿Qué quiere decir a nosotros? ¿Por qué está usando esta imagen? El huevo, el pan, que podéis ver en esta torre también, son símbolos para Dalí, para la historia de nacimiento, de muerte, de metamorfosis, el pan también de símbolo del hambre.
tienen un poder iconográfico muy potente y sobre todo en estos momentos finales de Torre Galatea, sobre todo las ideas de nacimiento, muerte y metamorfosis. Kısaca şöyle özetliyor sizlere bunu neden kullandığını. Dali zaten yiyeceklerden esinlenerek resimlerinde bazı imgeleri kullanmıştır ve dediğiniz gibi yumurta bunlardan biridir. Ayrıca Dali ekmek şeklindeki cisimleri de birçok eserinde kullanmıştır. Özellikle yumurtayı kullanarak anlatmak istediği şey, yani söylemlerinde dediği şey, doğumu ve ölümü, aynı zamanda metamorfosis gibi eylemleri ifade etmek istemesidir. Ekmeği ise yumurtanın dışında olarak kullanıyor ve bunda da insanlığın açlığını ifade etmiştir deli. Kısaca en önemli doğum ve ölüm arasındaki ince çizgiden bahsediyor diyebiliriz. Yesta, ya le expliqué. Nasıl?